bu araçların olmasında fayda var. Bir de yine Bahçeler Müdürlüğü'nde bir servis aracı almışız. Ford Transit araç. O da personeli taşıma amaçlı. Park Bahçeleri'nin personelini taşıma amaçlı bir araç alındı. Bir tane motosikletimiz var. Bu da tabii önemli. Zabıta Müdürlüğü'mize. Çünkü zabıta da artık motorize oldu. Çünkü dedik ya, bir yerden bir yere zabıtayı koşturmak mümkün değil. Hızlı hareket etmemiz lazım. O bakımdan onlara da bir bütçeden pay ayırdık. Dolayısıyla toplamda 4 milyon TL'lik bir araç parkına sahip olduk. Çeşitli sektörlerde, işte ulaşımda, itfaiyede, serviste ya da birimlerin kullanımında ya da bir de teknik olarak yatırımlarda kullanacağımız araçlarımızı, asfalt konusundaki yatırımlarımızı yapmış olduk. Dolayısıyla bunu sizlerle paylaşmak için burada geldik. Hem bir tanıtalım. Çanakkale halkının kaynaklarıyla alıyoruz bunu. Yani bunlar halkın ne yaptığımızı, kaynakların nereye harcadığımızı görmesinde yarar var. Onun için böyle meydanda yapıyoruz bunu. Herkes görsün. Sonuçta belediye bütçesi, halkın bütçesi. Nerelere harcıyoruz onun bilmesinde fayda var. Artı tabii yine yeni araçlar alımı ile ilgili de çalışmalarımız dediğim gibi devam edecek, devam ediyor. Onları da zamanı geldiğinde tanıtma fırsatını bulacağız. Tabii bu arada şoförler bu etkinlik dolayısıyla bir de şeyimiz var. Tanıtımımız var. Daha doğrusu kartlarımız var. Sen takdim mi edeceksin kartları? 3 tane bayan şoförümüzle tanışmış oluyorsunuz. Bu arkadaşlarımız sınavları geçtiler. Kooperatifte, yani bizim kooperatif araçlarında halk otobüsleri dediğimiz araçlarda şoförlük yapacaklar. Sınavları geçtiler. Ve onların şimdi araçları kullanabilmesi için kart sahibi olmaları lazım. Kartları kullanıyorlar. Ancak öyle çalışıyor araba. O vesileyle sınavları geçtiler. Ve bu şekilde kooperatifte, kooperatif bünyesinde hizmet verecekler. Bu önemli. Vurguluyorum. Yani araç sahiplerinin şoförü değil, kooperatifin şoförleri, kadrolu şoförleri ve bu vesileyle kendilerini kutluyorum. Çanakkale'deki bayanlara rica ediyorum, gelsinler ağır vasıtalarımızı ya da vasıtalarımızı kullanmak için çaba göstersinler ve daha çok şoför, bayan şoför, kadın şoförümüz olsun. Ben bunları temenni ederek Sayın Aynur Dere hanımefendiye önce tebrik ediyorum. Ve Sayın Aylin Özer tebrik ediyorum. Evet. Kendilerine kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Güle güle kullansınlar. Niye çok kadın şoför talebi var? Onu da erkekler kusura bakmasın. Müşterilerden ciddi memnuniyet var arkadaşlar. Kadın şoförlerden ciddi memnuniyet var. Maalesef erkek şoförlerimizin bu bağlamda biraz şeyleri eksik, duyarlılıkları eksik. Yani vatandaşa karşı tavır ve davranışlarda bazen ara ara erkek şoför arkadaşlarımızın kasten olmasa bile o andaki yorgunluk durumu ya da pozisyon durumu kötü demeyelim de uygun bir biçimde davranmıyorlar. Ama kadın şoförlerimizden çok büyük memnuniyet var. O bakımdan bu çok enteresan. Kendilerine tebrik ediyorum ve yeni kadın şoförlerimizi bekliyorum. Ama bu arada başka bir şey de oluyor. Onu da kınamak istiyorum. Geçen de bizim şoförümüz anlattı. Kapı açılmış, bekliyor bir amca. Kapı açılmış, bir bakmış kadın şoför, yok ben bilmiyorum demiş. Böyleleri de var. Ama öyleleri benim hemşerim olamaz. Onlar benim hemşerim değil. Bunlar Mustakeren yabancıdır onlar. Çanakkale'li değildir. Çanakkale'li hemşerilerim erkekler, kadınlara saygılıdır. Onu da ifade edeyim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de hasta takdir ediyorum. Şimdi bu iki kadın arkadaşımız dediğim gibi kooperatifte çalışacak.
Ama belediye bünyesinde kadroya geçmiş olan, şu an itibariyle kadroya geçti. Yine hala şoförlük yapmakta olan Sayın Mücella Tezcan'a da kartını... araçları kullanmaya şey yapıyor. Evet, şöyle ben Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve kartları da göstereyim. Ulaşım Komisyonu başka yardımcılarından kim var? Bu ulaşım. Evet. Teşekkür ederiz. Milletimize hizmet etmesi için hep birlikte dua edeceğiz. Buyurun. Amin. Ve bellâne Rasûlühün Nebiyyül Kerim. وطالما خالقنا ورازقنا من الشاهدين شن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تعرج الليل في النهار وتولج النهار ذلوه يا رب arzı bizim hizmetimize sunduğun için sana sonsuz teşekkürler olsun. Hizmetler verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Çanakkale'mizde, Barış'ın kentinde, Çanakkale Belediyesi'nin halkın hizmetine sunduğu bu araçları, bu seyyareleri halkımızın hizmetinde hayırlara vesile eyle Allah'ım. Kazalardan, belalardan emin ve muhafaza eyle Allah'ım. Çanakkale Belediyesi çalışanlarına kolaylıklar lütfeyle. Ülkemizde birlik, beraberlik içerisinde bizlere yaşamayı nasip eyle. Bu vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Gazilerimize acil şifalar lütfeyle. Musibetlerin her türlüsünden emin ve muhafaza eyle. Şu cennet vatan toprakları üzerinde... Allah mübarek eylesin. Hayırlı mübarek olsun. Sezgin. Çalışır bakalım. Çıkalım. Çalıştı ya. Ya oradan mı çalışıyor? Buradan başlayalım. Bileyim. Evet. Ha? Tutunalım. Buraya tutalım değil mi? Buraya değil mi? Sıkış basın. Hop, orkulda şunu, ha, şöyle, yok şurası, şurası, tamam, tamam, ha, hadi bakalım. Bu koltuğu başkanım. Ha, kaldırıyorsun. Söküyoruz özürlü bineceği zaman. Ha. Özürlü binmeyeceği zaman bineceğiz. Seyyar. Buraya biniyor. Evet. Engel aracı burayı. Evet. Bu da öne yapıyor. Evet. 7 taneye kadar olabiliyor. 7 taneye kadar. Kaç? 7 taneye kadar olabiliyor. Toplar çıkabiliyor. Ay, hepsi çıkıp 7 tane engelli sende giriyor. Ha. Bu hadis. Ama bu ayrı. Bir de ayrıca engelli taşıyor. Bunlar engelli. Bir de ayrıca minibüs var. Minibüs var değil mi? Engelli minibüs var. Ha, bu özel dizayn. Özel dizayn. Ha mesela tekerlik sandalye bu spor kulübüne götürürken bunu şimdi bu, biz yapıyoruz. Hadi yürüyelim. Tamam. Evet. Turuya yıl münasebetiyle turu atın. Tabii. Her yere turu atın. Tabii otobüs nerede gidiyor? Nerede gidiyor? Biraz da anlatma. 100 modeli başkanım. Sizin arabanız mı? Ama bu şimdi bu minibüs nasıl kullanılacak? Yani bir tane engelli, iki tane engelli alıyor. Tamam. Bir de normal tekerlekli sandalye kullanmayan engelli. Esas yaşlar için değil mi? Tekerlekli şeyle. Tamam. Şu tane de kullanılıyor. Yararsız. Bunun özelliği o. Az suyla anında söndürme yeteneği var. İşte 18 metre daha sonra yukarı giriyor. Tek dingil oluşuyor. Tek dingil oluşuyor. Tabii. Çift kabin zaten olması önemli. Zaten yani eser tek kabini zorluyordu. Şimdi çift kabin. Çünkü kısa mesafeli şeylerde çift kabin yapmıyorlar. Bugün de çift kabin aldık. İyi. Çok güzel. Gayet güzel. Sky'le
Ya geçen gün şey İstanbul uyandığında bir şeyci itfaiyeci öldü yani. Evet. Boğulmuş mu? Nasıl? O biraz fazla kendine güvenmiş dedim ki ilk önce kendi emniyetimiz ya. Tabii. O oksijeni bitince o herhalde kurtarmak için kendi oksijenini ona verdi. Kendi soluyunca kendini bitirdi. Yani o şeylerde asla yani, bir şey yok. Hatta uçakta bir anlık var değil mi? Yani, yani, tabii tabii tabii. Kendini. Tabii kendini. Yani sağlam kalacaksın ki soluyu çözüyor. Kesinlikle. Bize... Fatih. Ayran mı? Başkan. Ayran alalım. Arkadaşlar. Hadi abi. Kaç tane ayran var? Buyur abi. Arkadaşlar.